Arkadaşlar merhaba videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin yerli 5. nesil milli muharip savaş uçağının piste çıkışı Hindistan basınında kaçak başarı olarak duyuruldu. Eurasian Times'ın haberinde şu ifadelere yer verildi. Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı TFX'in ilk prototipi ülkenin havacılık endüstrisi için tarihi bir olay olarak görülebilecek bir dizi taksi testini başarıyla tamamladı. TFX'in geliştirilmesine 2010 yılında başlanmış, ancak bu süreçte bazı aksaklıklar ve gecikmeler yaşanmıştı. Ancak geliştirme süreci, Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığı 2019 yılında hızla hız kazandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından geliştirilen TF-5. nesil savaş uçağı teknolojisi ile donatıldı. Ülke, ilk uçağın 2030 yılına kadar hizmete girmesini hedefliyor. Türkiye şu anda 5. nesil savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip az sayıdaki ülkeden biri. Bu teknolojiler arasında yeni nesil bir uçak için gerekli olan dahili silah yuvaları, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu yer alıyor. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektrooptik, haberleşme, seyir-sefer ve teşhis kabiliyetleri sayesinde dahili silah yuvalarından yüksek süpersonik hızda hassas ve isabetli atışlar yaparak muharebe gücünü artıracak. Ayrıca uçak çoklu veri füzyonu, yapay zeka ve otomatik hedef tanıma ve tespit yeteneğine sahiptir. Prototipin son görüntüleri, jetin ön kısmında yer alan yeni bir sensör düzenlemesi gibi görünen şeyi bir kez daha ortaya koyuyor. Bu sensör düzeni ilk olarak bu yılın başlarında kamuya açık fotoğraflarda görülmüştü. Bu düzeneğin çok amaçlı bir elektrooptik hedefleme sistemi ya da EOTS ve ön gövdenin altında bir kızılötesi arama ve takip IRST sensör sisteminden oluştuğu görülüyor. RST kokpitin hemen önünde, burnun üstündeki sabit düşük gözlemlenebilir, prizmatik bir kutuya monte edilmiş olarak görülebilir. Bununla birlikte, jetin performansı ve yetenekleri, özellikle de ne kadar hayalet gizli olduğu konusunda hala ayrıntılı ve detaylı bilgi verilmiyor. Türkiye uçak programı için agresif bir zaman çizelgesi uyguluyor. Bakalım sonunda uçak bunu karşılayabilecek mi? İfadelerine yer verildi.